Ya İrfan, diyorum ki bugün de biraz cebimizi konuşsak. Niye cebimiz diyeceksin? Biraz önce ya biz yayına girmeden hani sen de yayında söyledin zaten. Yarım saat mi oluyor, olmuyor mu bilmiyorum ama memur zammı açıklandı. Şimdi memurlarla işte devlet konuştu, etti, pazarlıklar yapıldı. Devlet dedi ki ya birinci yıl 4 artı 4, ikinci yıl yani 2021'i söylüyorum 3 artı 3 veririm, daha da fazla vermem. Hakeme gittiler. Biraz önce, yarım saat önce hakem karar verdi. Ne karar verdi? Hükümetin dediğini karar verdi. Şimdi böyle bir düzen olabilir mi? Bak. Ya biz günlerdir İblit konuşuyoruz, Suriye diyoruz, rejim diyoruz, büyük meseleler konuşuyoruz. Ya milletin meselesi cep, cep, cebi. Milletin cebi yanıyor. Hükümet diyor ki, rakamlar açıklıyor. Enflasyon şöyleydi diyor. İşte faiz aşağı indirdim, şunu yaptım, bunu yaptım. E dönüyor diyor ki memuruna, ya diyor ki sana önümüzdeki yıl için %3 vereceğim zam. Artı bir daha 3 vereceğim. Ya memurlar hayır diyor. Bak yürüdüler, eylem yaptılar, konuştular, protesto ettiler. Ne oldu? Sistemi bağlamışlar, sistem hakeme gidiyor. Hakem kim? Hakem hükümet. Hükümetin adamı hakem. Ne verdi? Ya bir puan insan hani ya %4 değil de 4,5'a bağladım der de hani bu ülkede de deriz ki ya hakem heyeti var. Bu ülkede de demokrasi var deriz ya. Aynı hükümet ne derse onu söyledi. Şimdi insanların cebi hakikaten yanıyor. Bak ya bugün İstanbul'da taksi fiyatlarına %25 zam geldi. Ya daha geçen gün 2 gün olmadı. 16 kuruş benzine zam geldi. Şimdi bütün fiyatlar artıyor. Okullar açılıyor. Ya bütün şeyler açıklandı. Servis ücretleri. %18 zam falan diyorlar ama hikaye. Ben konuştum birkaç kişiyle. Ya diyorlar ki o ne? O göstermelik zam. Git bakalım. Git bakalım bir okullara. Git bakalım servislere bir. Yok diyor. İster gel ister gelme. Kurtarmıyor diyor. Kurtar. Ha bir de tabii servise binince o ücret var ya, bir de serviste bir tane rehber olacak. Rehber bir kişi. Onun da parasını ödeyeceksin falan. Şimdi milletin cebi yanmaya başladı. Defter fiyatı arttı. Çünkü kağıt üretemeyen bir ülkesin, kağıdı ithal eden bir ülkesin. Her şeyin fiyatı artmış bir durumdasın. Buna karşı iktidar ne yapıyor? Vallahi bir şey yapmıyor. Sadece diyor ki ya bizim enflasyonumuz bu. Faizleri indiriyoruz. Memleket iyiye gidiyor. Peki memleket iyiye gidiyor mu? Gitmiyor. Onlar diyor ki ikide bir de güncelleme. Hani zam değil artık. Güncelleme yapıyoruz diyerek. Vallahi bizleri aldatıyorlar. Gidin pazara. Artık bunu da söylememe de gerek var mı bilmiyorum ama ya her gittiğimiz gün, her aldığımız ürün ya bir kuruş, 2 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş her şey yükseliyor. Şimdi iktidar diyor ki bak diyor ben faizi indirdim mi enflasyon da inecek. E peki nasıl bu zamlarla inecek ben anlamıyorum. Her zaman zam yapıyorsun fiyat artırarak enflasyon nasıl aşağı iner? Bunun cevabı var mı? Bunun cevabı. Peki niye böyle oldu? İsraftan. Bakın. O kadar açıldı ki hükümet. O kadar bol para buldu. O kadar bol ucuza döviz buldu. Kredileri aldı, aldı, aldı. İşte o yollar yapıldı. Ha, size diyor ki ne güzel yollar yaptım. Otobanlar yaptım, köprüler yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bedelini ödüyoruz. Bakın bedelini ödüyoruz. Ödemeye de başladık. Ha işte İstanbul Belediye Başkanı dün açıkladı. Çoğu gazetede bu görmemişsiniz ya. Yani bizim gibi kanalları izlerseniz bir iki gazete dışında bunları vermiyorlar artık. Yani şimdi İmamoğlu dedi ki 357 milyon lira 6 tane vakfa belediye para vermiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim vergilerimizi veriyoruz belediyeye. Bana şunu bunu yaptırıyoruz. O bazı vakıflara para aktarıyor. Bak isim vermeyeceğim çünkü bunlar hep dava konusu oluyor. Rütük devreye giriyor. Vay onun ismini verdin de falan diye. İsimsiz söyleyeyim siz biliyorsunuz kim oldu. Ya bir tane vakfa 56 milyon liralık
yemek parası vermiş belediye ya. Ne yediler bundan, ne içtiler onu da anlamadım. Ya ne yediniz 56 milyon liralık ya? Olacak iş değil. İki tane vakıf birleşmiş. Amerika'da vakıf kurmuşlar. 2010 Amerika'nın açıkladığı rakam. CHP'nin Amerika temsilcisi başvurmuş. Demiş ki ya böyle bir vakıf kurulmuş. Kaç paradır onun hani? 2017'ye kadar yapılan bağışlar 50 milyon dolar. 2017'de 2019 arasını daha bildirmemişler. O bağışları kim yaptı? Şimdi o soracak. Ha kişiler yaptıysa tamam. Ali, Veli, iş adamı, Hüseyin bu. Onlar devletten ihale almışlarsa o da bir soru işareti. Ama belediyeler yapmışsa o daha büyük bir soru işareti. Şimdi paralar nereye gitti derseniz işte bakın buralara gitti. İşte bu israf. Sadece bu bakın bu. Şimdi bakın bu devlet yangın çıktı uçak uçuramadı değil mi? Uçağı yok. Türk Hava Kurumu suçladı o başka mesele. Yangın uçağımız yok. Ama bütün bakanların altında uçak var. Fıldır fıldır uçakla geziyorlar. Oraya herkes uçakla. Filolar var Ankara'da. Ama yangın uçağın yok. Yeni uçaklar alacağız. Rusya'ya gittik işte. Su-57 denilen en son sisteme bakıyoruz. Kaç para diye Cumhurbaşkanımız sormuş. Herhalde F-35'in yerine onu alacağız. Yine milyon dolar, milyar dolarlar ödenecek. Şimdi bakın. Başka bir yere geleceğim. İsraf diyorlar ya, devlet nasıl israf yapıyor? Şimdi Mardin Belediyesi'ne Ahmet Türk, belediye başkanıydı. 2016 yılında görevden alındı. Niye aldılar? İşte terörist, merörist, terörle falan. Şimdi Ahmet Türk'e bu suçlama biraz ağır. Bu ayrı bir mesele. Yani biraz ayıp. Yani Ahmet Türk'e bu suçlaması yapılması hakikaten ayıp denen bir şey var. 1973'ten beri mecliste ve demokrasiyi savunan, parlamenter sistemin içinde olan, bütün kapıları aralayan diyalog insanı, işte sen terörle bağlantısında aldılar görevden, yerine valiyi atadılar, vali. Vali geldi, vali aynı zamanda belediye başkanı oldu. Şimdi kayıtlar çıkıyor, 600 bin liralık hediye dağıtmış. Kime vermiş bu parayı? Cumhurbaşkanına. Bazı bakanlara, İçişleri Bakanı'na, eski Orman Bakanı'na falan. Yani şimdi reddettiler. Biz böyle bir para almadık. Doğru almamışlar. Ben şimdi inanıyorum. Almamışlar. Ama kayıtta diyor ki biz bu paraları onlara verdik. Şimdi kayıt tutmuşlar. Sonra diyorlar ki ya biz heyetlerine verdik. Ya bu parayı kime verdiniz? 600 bin lira. Az para mı? 600 bin lirayı hediye olarak dağıtıyor. Kime dağıtıyor? Birilerine dağıttım diyor. O vali. Şimdi o vali Ahmet Türkiye'den görevden aldı biliyor musun? 31'inde seçildi. Birinde yani 1 Nisan'da ya alınsın diye başvurmuşlar falan filan ve görevden gitti. Tekrar alındı. 4-5 ay daha ya koltuğuna oturdu. Ne yapacağı belli değil. Tekrar görevden aldı. Kimi getirdiler? O hediye dağıtan vali var ya. O vali şu anda görevde. Ne yapacak? Bilmiyoruz. Oh ben geldim tekrar diye koltuğa. İşte israf bu. Bakın dolar niye 5.80? İşte bu yüzden 5.80. Niye döviz bu kadar pahalı? İşte bu yüzden devlet açmış. Ha babam para harcıyor. Bize diyor ki tasarruf yapın. Kendi işte böyle vakıflara para dağıtıyor. Vakıflar Amerika'ya para yolluyor. Belediyeler dağıtıyor falan. Peki ne oluyor? Bak ne oldu bu gece? Bu gece bu televizyonda çok güzel bir program var. Saat 9'da. Sayın Asker'in çok güzel bir programı. 3 belediye başkanı, Van, Mardin, Diyarbakır. Üçü de görevden alındı. Üçüne de terörist damgası vuruldu. Üçü de siz dediler ki Kandil'e adam yolluyorsunuz, paraları kaçırıyorsunuz falan. İlk defa bir habercilik örneği bu. Herhalde diğer televizyon kanalları da kıskanır mı, kıskanmaz mı, biz yapamadık mı derler ama... İşte böyle kanallar, bu bağımsız kanallar yapıyor. Üçüyle bu akşam saat 9'da bu ekranda çıkacaklar ve soruları cevaplanacaklar. Herhalde soracaklar. Kardeşim siz PKK'ya para yolladınız mı, adam yolladınız mı, ne yaptınız diye. Ankara Üstüsü'nde bu soruların cevabı alınacaktır. Ben heyecanla bekliyorum. Buradan çıkar çıkmaz gidip televizyonun saat 9'da karşısındayım. İrfan söz sende. Herhalde sen de. Sen de karşısındasındır.
Ben de tabii merakla